Başkanım, değerli belediye başkan adayı, çok kıymetli Yağlıyük belediye başkan adayım, çok kıymetli Derebucak belediye başkan adayım, çok kıymetli Beyşehir ilçe başkanım, çok kıymetli dava dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz. Seydişehir, Seyit Harun Veli Hazretleri evlatları, bu Seydişehir'i en güzel şekilde, size yakışır şekilde imar etmeye, yeniden refahla, refah seviyesine getirmeye hep beraber geliyoruz. Hoş geldiniz. Bizde, o heyecan sizde, bu heyecanı biz, rahmetli, merhum, çok saygı duyduğum Erbakan hocamdan alıyoruz. Erbakan hocamın emaneti Fatih Erbakan'dan alıyoruz. Hoş geldiniz. Fazla ayakta tutmayayım. Şöyle projelerimi anlatayım inşallah. Antalya tarafından başlayayım, Konya tarafından Seydişehir'ime geleyim. Oradan Beyşehir'e doğru çıkalım inşallah. Başlıyoruz. Bu güzel Seydişehir'imin evlatlarına, Seyit Harun Veli Hazretleri'nin evlatlarına o kadar mükemmel bir otogar lazım ki, ben eski otogarı gördük süre üzülüyorum, mahcup oluyorum, yakıştıramıyorum, size de yakıştıramıyorum. O yüzden Marangozlar Göbeği tarafına mükemmel bir otogar yapacağız. Gel buluşalım vefalım, vakti geldi. Sevgi, barış ve kardeşim. Aynı yol üzerinde. Bozkırımızdan Seyirşehir'imize, Konya'mızdan Antalya'mıza, Dumlupınar Göbeği var ya, artık yeter diyorum o trafik kazalarına, yaralı annelere, yaralı babalara, yaralı evlatlara dur demek için oraya sizinle beraber üst alt geçit yapmaya geliyorum. Haksız olursansın diye vefanın vakti geldi. Devam edelim. Muradiye Göbeğine, Muradiye'yi ziyaret etmeye gittim. Yakında bir kaza olmuş. Kardeşimiz yoğun bakımda yatıyor. Oraya da üst geçit yapmaya geliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu memleketin parasını, bu memleketin hazinesini telef etmeden hem tasarrufla hem en güzel şekilde size yakışır şekilde hizmet etmeye geliyorum. Çünkü memleketin hazinesi, memleketin parası sizin paranızdan, benim paramdan daha kıymetlidir. Onun hesabını veremeyiz. O yüzden belediyemize ait o büyük binaların üstüne GES projesiyle yani güneş enerjisinden en güzel şekilde istifade edip enerjiyi, elektrik enerjisini oradan biriktireceğiz ve sizlere yeni yeni istihdam yerleri kurmaya geliyorum. Benim çiftçilerim her şeyimdir. Benim çiftçilerim olmazsa olmaz. Çiftçilerime çelikten silolar yapmaya geliyorum. Buğday siloları, arpa siloları yapmaya geliyorum. Neden? Çünkü sıra beklemeden silolara buğdaylarımızı, arpalarımızı vereceğiz. İsteyen hemen parasını alacak. İstemeyen
ucuz diye bekletmek isterse emanette bekleyecek. Ne zaman ihtiyacı oldu? O zaman alacak. Gençler, benim kıymetli gençlerim, dün geldim, sahada sizleri gördüm, yerlerinizi gördüm. Hangi spor dalı olursa olsun, hepinize seferber olacağım, hizmetkar olacağım. En güzel şekilde spor dalları, spor tesisleri yapmaya geliyorum. Ben de Seydişehir yapmaya geliyorum. Tesisler, altyapılar, kanalizasyonlar, bordür taşları, hepsini tamamlamaya geliyorum. Olmazsa olmazı bu memleketin malcılık, süt ineği, besi danası sizinle beraber Karaviran'da, Tarakçı'da, Gevrekli'de, Çavuş'ta, Bağra'da, Kur'an'da, efendime söyleyeyim Taşağıl'da, nerede malcılık yapan varsa önde benim. Hep beraber. Bu Seydişehir'ine yakışır, malcılık yapan kardeşlerimize yakışır. En güzel şekilde mal pazarı yapacağım ve kesimhane kuracağım, kesimhane. Kardeşlerim, mal pazarı orada olmaz. Neden olmaz? Çünkü artık binaların içinde, apartmanların arasında onu oradan taşıyıp oraya, pazar pazarı var ya, semt pazarı, kapalı bir alan şeklinde, aynı eski pazarımız gibi oraya semt pazarı kurmaya geliyorum. Gelelim. Allah razı olsun Mehmet Başkanım'dan. Allah razı olsun Mehmet Başkanım'dan. En güzel şekilde termalı canlandırdı ve yaptı, hizmetimize sundu. Allah razı olsun diyorum önce. Teşekkür ediyorum. Ve kaldığı yerden devam ediyorum. Müteşebbislerle görüşüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'mla beraber istişare ettik. Bir an önce. Çünkü vakit geçirme gibi bir lüksümüz yok. O emanet bize verildiği an, ya Allah, Bismillah deyip çalışmaya geliyorum. Heyecan. O heyecan bende. O heyecan sizde. Kardeşlerim, termal bölgesine benim gençlerime istihdam olsun diye butik çarşılar kuruyorum. Bitmedi. Bitmedi. Ya siz daha nelere layıksınız nelere? Ilgın'da olduğu gibi, Nevşehir'de olduğu gibi, Afyon'da olduğu gibi size konaklama oteli yapmaya geliyorum. Kardeşlerim, biliyorsunuz alternatifimiz iş istihdamı Etibank. Allah razı olsun, bacası tutuyor. Ben size bir müjde daha veriyorum. Ve birçok müjdeyi beraberinde getiriyorum. O sebe bölgesi var ya, onların her birine en az 50'şer 60'şer kişi çalışacak şekilde organize sanayine bir an önce o fabrikaları canlandırmaya geliyorum. Onların hepsinin bacası tütecek, benim kardeşlerim de orada mutlu ve huzurlu olacak. Yuvalarına huzurlu gelecekler, yuvalarına parasıyla gelecekler. Ve artık yeter bacılarım,
Boşanma yok. Ekonomik sebepten dolayı boşanma yok. Zengin olacak Seydişehir. Zengin olacak çiftçi. Zengin olacak esnaf. Zengin olacak hayvancı. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Elhamdülillah. Dur dedi, gitmeyen bu davanın yaktı meşalesi. Seydişehir'imde otopark sorunu var değil mi? Allah izin verirse hükümet konağımız yeni binasına taşındığında onun istişarelerini yaptık. Çalışmalarını yaptık. Size buradan o binanın olduğu yere iki katlı otopark yapmaya geliyorum. Üstünü yaşam alanı yapmaya geliyorum Allah'ın izniyle. Siz mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Huzurlu bir şekilde yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Çünkü siz refahı kazandıracaksınız, refahla yaşayacaksınız. Yorulmadınız değil mi? Merak ediyorsunuzdur. Gücümü nereden alacağım? Önce Allah'tan, sonra sizden, sonra Konya'mın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasoğlu'dan alacağım. Vatandaş gülsün diye, gari sevinsin diye, haksızın. Kıymetli kardeşlerim, Aras da güzel oldu. Giydirmesi çok harika oldu. Biz de Allah izin verirse Seydişehir'imizin Hürriyet Caddesi'ne Muallimhane Camii'nin oradan şu aşağıya kadar Allah'tan bir mani olmazsa bu dükkan sahipleriyle görüşüp %70-80 hibeyle onların da giydirmesini kaplatacağım. En güzel şekilde Seydişehir'ime sizlere yakışır bir şekilde çarşı olacak o zaman. Heylanlar kaldı şaha yerliden, hem vefana Ertuğrul'un Fatih'i Erbakan'ı yollayan. Sürpriz! Sürpriz! Kıymetli kardeşlerim, dar gelirli kardeşlerim, kirada uğraşan kardeşlerim, Meram Belediyesi'nin yaptığı gibi, Karatay Belediyesi'nin yaptığı gibi, TOKİ'nin yaptığı gibi, Ben de sizlere konut yapmaya geliyorum. Konut yapmaya geliyorum. Evlenip yuva kurmak isteyen kardeşlerime refah çeyiz desteğiyle geliyorum. Ey Seydişehir, duymadınız herhalde. Çeyiz desteğiyle geliyorum sizlere. Yuvasını kuracağımız çocuklara belediyemizden en az bir tane beyaz eşya, çamaşır makinesi mi olur, bulaşık makinesi mi olur, ihtiyacına göre buzdolabı mı olur, onun bir tanesi bizden, refahtan geliyor. Köylerde, köylerde, Erhan ettin İslam'la, derman oluruz derde, Erbakan'ın ismi var, hep dua. Seydişehir'im, dedim ya başlıyoruz diye, her mahalleme köy konağı yapmaya geliyorum. Ya eskiden, bir dinleyin hele, eskiden sizlerin ana babaları, sizlerin halaları, teyzeleri bayram yemeklerini köy odalarında yerlerdi. Birbirlerine küsmezlerdi, barışıklardı, heyecanlılardı. Ben de onu köy konağına çevireceğim, bayram yemeklerini, dertlerini, sevinçlerini köy odalarında paylaşacaklar. Onlar da buldum
yapacağım Allah'ın izniyle. Köyleri, mahallelerimi bir bir ziyaret etmeye giderken buradan muhtarıma, mahalle başkanıma haber edeceğim. Çayı, akşam yemeğini onlarla beraber yiyeceğim. Giderken de yanıma ziraatçımı alacağım. Ülke sevdalısı ziraatçımı alacağım. Ülke sevdalısı sağlıkçımı alacağım. Ülke sevdalısı veterinerimi alacağım köy konağında. Onlar